limon. Limon. Lahmacun. Lahmacun. Doktor. Doktor. Neredeyiz lan yine biz? Kimsenin maske yok. Virüs bitmiş demek ki. Uzaktan eğitim de bitmiş galiba. Baksanıza okullar açılmış. Domates. Patates. Patates. Kar. Pus. Turşu. Turşu. Lan bu çorba ne bu kadar gelişmiş? Yoksa burası üniversite mi oldu? Yok abi, üniversite değil. İlkokul halen burası. Baksana tabela. Bu nasıl ilkokul abi? Baksana, adamın saçları dökülmüş. Çocuklar merhaba. Annem yabancılarla konuşma dedi. Kaça gidiyorsunuz siz bakalım? Birinci sınıfa başladık bu yıl amca. Biraz geç kalmadın mı amcası? Anca açıldı okullar. Uzaktan eğitim niye almadınız? Uzaktan eğitim sayılmıyormuş. Bizi tekrar birinci sınıftan başlattılar. Askerlik işini nasıl yaptınız? Ben askerliğimi yaptım amca. Ellerinden öper, bir tane de çocuğum var. Ben sabahçıyım, o da öğlenci. Büyüyünce ne olacaksınız bakalım? Beden eğitimi öğretmeni olacağım amca. Ya sen? Ben de beden eğitimi öğretmeni olacağım. Milli eğitim bu yükü kaldıramaz. Yol yakınken biriniz bu seferden vazgeçin. Yürüyün gidelim. Bir kere bir. İki kere iki, iki. Üç kere üç. Dört kere dört. Beş kere beş. Kardeş hayırdır, niye ağlıyorsun? Ben alamayayım da kimler alasın? Ne oldu abi, hayırdır? Ben bu inşaatın mühendisiyim. İnşaat bitti. Ne güzel işte. Sevinçten ağlıyor galiba. Evleri satamıyorum. Nasıl satamıyorsun? Sıfır evler peynir ekmek gibi satılıyor. Fiyatı mı yüksek tutuyorsun yoksa? Yok ya, merdiven yapmayı unutmuşum. Çüş! Nasıl lan merdiven yapmayı? Uzaktan eğitim mezunu galiba abi. Benim anlamadım, ustalar merdiven olmadan nasıl çıktı yukarı? Ustaları vinçle çıkartıyoruz yukarı. Sonrasında paraşütle aşağı iniyorlar. Ne oldu lan? Ustanın paraşütü açılmadı abi. Hastamız yaşayacak mı doktor bey? Hastanın neyi vardı? Paraşütü açılmadı. Bu paraşütü açılmayanlara hangi tedavi uyguluyorduk lan? İnşaattan düştü doktor bey. İnşaattan düşene ne yapılır enter? İnşaattan düşen hasta feci şekilde can verdi. Sizinki yaşıyor mu? Bilmiyoruz valla. 2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi sizinki kaç metreden düşmüştü? Tahmini 5 ile 8 metre arasıydı. Gel! Doktor bey! Acile birinci derecede yanı olan bir hasta geldi. Yana ne iyi gelir? Diş macunu iyi geliyormuş. 5-6 koli alın diş macunu, ameliyathaneye hazırlayın, ben geliyorum. Tamam hocam. Nasıl doktorsun lan sen? Kalkı bakalım muayene etsene. Google'a bakarak hiç hasta mı tanabiliriz? Bu da uzaktan eğitim mezunu galiba abi. Sinire ne iyi gelir? Telaşlanmana gerek yok doktor bey. Doktora şiddet uygulayacak kadar cahil değiliz. Helal olsun abi. Vallahi 10 numara bir mesaj verdin. Dur bir dakika Mustafa, dizi çekiyoruz, sonra ödersin. İnşaattan düşüp hayatını kaybeden inşaat işçisini görgü tanıkları sizler misiniz? Hayda, adam ölmüş lan. Dedim o kadar internetin hızını arttırın diye. Hastalara müdahale etmeden kaybediyoruz hep. Evet biziz memur bey. Beyler bizimle karakola kadar gelmeniz lazım. Kelepçeleri çıkar. Görgü tanığına kelepçe mi takılır? Uzaktan iyi. Yalnız kelepçe bir de takacaksınız memur bey, kendinize değil. Ya bunlar polis arabasını da bize kullandırıyor. Arkadaşlar merhaba. Ben devlet tarafından sizin için görevlendirilen avukat Yakup Kaya. Sormazsa ayıp, hanginiz boşanıyordu?
Yalnız bizimki boşanma davası değil avukat bey. Olayı anlatırsanız size daha kolay yardımcı olabilirim. İş kazası diyelim. İnşaat ustası 10. kattan düştü. Biz sadece gördük. Ne? Gördünüz mü? En az 20 yıl yatarsınız. 20 yıl mı? Elini ayağını öpeyim avukat abi. Gören de cinayet işledik sanacak. Biz sadece adama iyilik olsun diye hastaneye götürdük. Uzaktan eğitim abi. Avukat bey, görüşmeniz bittiyse arkadaşlar alabilir miyiz? Tamam, alabilirsiniz. Buyurun arkadaşlar, gidelim. Kelepçe takmayacak mısınız? He lan. Zaten karakolda ne kelepçesi? Haklı. Uzaktan eğitim değil mi? Nereden bildin? Hayır. Gel buraya. Hayır. 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 Ne oldu lan? Hırsız mı girdi? Nerede lan o hırsız? Ne oldu lan abi? Çok kötü bir kabus gördüm. Ne gördün abi? Çık da üstümden anlatayım. Rüyamda zaman makinesiyle 2040'a gittim. Doktor muayene etmesini bilmiyor. Mühendis ev yapmasını bilmiyor. 30 yaşındaki adamlar yeni yeni okula başlamış. İnşaat ustası paraşütle atlıyor. Lan görgü tanıklarına bile müebbet hapis veriyorlar. Bu ne saçma rüya Allah aşkına. Kaç defa sana söyledik üstü açık uyuma diye. Hadi kalkın gidelim uyuyak. Ben de bir şey oldu sandım. Salak salak rüyalar görüyorum.